Merhabalar, Solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, üç renkten oluşan güzel bir tığ oyası modelim var. Şöyle kelebek modelini de andıran güzel, değişik bir model. Ortasında, bakın şöyle örümcekler yapılıp üzerine ilmeğimizi çıkartaraktan, şöyle üzerinde de pırpırlarını yapıyoruz. Güzel bir modelim var. Bu modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi modelimizde tığ batlarımı yine 2 zincir çekerekten hazırladım. Bu orta çimenimizin aralarına üçer tane bıraktım. Daha da fazla bırakabilirsiniz. 2 tanesini de modelimizde kullanacağız. Hadi başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Şimdi ben bu 3 tanesini hazırladım. Tekrar şimdi 2 tane bir tane zincir çekmiştim. 2 zincir çekiyoruz. Başını bir kere dolayıp böyle sıradaki tığ battımıza batıyorum. 2 ve 2 de çıkıyorum. 4 tane zincir çekip 1 2 3 4 tane zincirde hemen ara boşluktan giriyorum. Şöyle kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığına batıyorum. Şöyle şey. Tekrar iki zincir başını bir kere doluyorum. Sıradaki tığ battığımıza batıp iki ve iki de trabzonlarımızı tamamlıyoruz. Şu modelin şeylerimizi birazcık işlemde şimdi kenara alayım. Kullanıyorum çünkü ona tepesine dört tane zincir çekiyorum. Hemen ara boşluktan giriyorum ve kapatıyorum. Bir iki tane zincir çekip sıradaki tığ battısına batıyorum. Ve kapatıyorum sık iğne olarak tekrar 2 zincir başını bir kere doluyorum 2 2 de çıkıyorum 1 2 3 4 zincir hemen boşluğa giriyorum kapatıp 1 2 zincir çekip aşağı iniyorum sık iğne olarak şimdi bir zincir çekelim bu battılarımız bu şekilde iki zincir çekip başını bir kere dolayarak dört tane pırpırını yapıp zincirini çekip kapatıp birleştiriyoruz iki zincirle aşağı iniyoruz. Bu şekilde zeminimizi oluşturuyoruz. Şimdi rengimize geçelim. Modelimin şimdi koyu rengimi yapacağım. Bir koyu bir açık renk yapıyorum. Bu üst pıpırcıklarında bir açık renk bir koyu renk. Yani koyuya açık açığa koyu renk olarak kullandım. Evet. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Modelimizi şöyle bir hepimizi bir sabitleyelim. modelimi alıyorum arka yüzünü yapacağım 3 tanesini atlayıp 4 5. den şuradan başlıyorum şöyle döndürelim çünkü 3 tanesini bırakıyoruz 2 3'ünü bırakıyoruz 2 tanesini kullanacağız arka yüzünü döndürdük hemen buradan birleştirdim şimdi buraya şu karşıya geçmek için 8 tane zincir çekiyorum 2 3, 4. 8 tane zincirimi çektim hemen diğer şu kıpırcının tepesine batıyorum. Birleştirdim. Şu şekil oldu. Bir, iki tane zincir çekip ön yüzüme dönüyorum. Burada yapraklarımızı oluşturacağız. Şu şekillerimizi. Şimdi burada bir kere başını alıyorum. Şöyle trabzonlarımızı oluşturacağız. Hem tığımızı bir tane aldık. Şu halkamızın içine içine girdim. Şimdi i̇kisini bir alıyorum ve ikisini bir alıyorum şu şekilde bir tırabzan oluşturdum. Buraya 4 tane 4 tane zincir çekip hemen ara kısma giriyorum. Şimdi tekrar yine bir kere başını doluyorum. Yana devam ediyorum. Bu sefer önce 1 sonra 2 sonra 2 tepesine tekrar yine 4 tane zincir çekiyorum 2 3 4 tane zincir çekip hemen ara kısma giriyorum şöyle devam ediyoruz bu sefer iki tane zincir çekiyor, şey başını doluyorum. Tekrar yine aynı yere giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olarak da şu şekilde tamamlamış olduk. Tepesine yine dört tane zincir çekiyorum. Üç, dört zincir. Araya giriyorum. Bir tane daha yapıyoruz yine aynı. İki tane başını doladım. Aynı halkamızın içine giriyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve iki. Şu şekilde tamamladık. Tepesine dört tane yine zincir çekiyorum. ki Üç. Dört tane zincir çekip ara boşluktan giriyorum. Ve birleştirdim. Buraya dört tane bir yaprağımızı oluşturmuş olduk. Şimdi buradan aşağıya inmek için bir sık iğne yapacağız. Bir de sayıyorum. Kapattığımızda sayarak altı tane sık iğne yapmış oluyorum. Ve iki oldu. 3 4 5 Şöyle bir dönüş yapayım net görünsün diye. Bir tane daha yapıyoruz. 6. 7. idi. Tam dibine batıyorum. Halkamızın içine. Şu şekilde. Şimdi biraz kaydıralım. Bu şekil oldu. Şimdi şu arayı kısma şöyle göstereyim. Şöyle iki tane küçük örümcek yapacağız. Şu yapmamız için. Şimdi çok küçücük şu ayarda kafi. Bunu ikisini şöyle aradan geçiyorum. Pardon yapamadım bir saniye. Şöyle küçük olduğu için kayverinde yaptım. Hemen halkamızın içine giriyorum. Tekrar aynı ölçüde bir tane daha yapıyorum. Şu şekil. içine aşağı iniyorum. İki tane örümceğimizi halletmiş olduk. Şimdi bu yapraklarımızın aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Bu sefer 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını 2 kere doluyorum. Tekrar gene önce 1, sonra 2, 2, 2. Şu şekil tamamladık. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 iki, iki kere başını doluyorum. Aynı yere halkamızın. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ara giriyorum. Şimdi bu sefer yine iki kere başını doluyorum. Pardon bir kere doluyorum. Bir kere doluyorum. iki tane dolamı yapıyoruz. Burada bir sefer doluyoruz. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir iki üç dört. Şu şekil. Şimdi tekrar yine bir kere başını doluyorum. 2 2 2, 3, 4 zincir, bir tane de şey yapacağız. Bakın şu şekilde. Burada yükselterek yapıyoruz. Buradan da aşağı altar, altar aşağı. Söyleyemedim de, bak heyecanlandım, kelimeleri de toparladım. <laughs> aşağı doğru iniyoruz diyeyim. Siz beni anlayın işte. Böyle <laughs> oluyor. <laughs> evet, şimdi modelimiz şu şekilde tamamladık. Şimdi hemen. Buradan ipi kesiyorum. Şurada düzelteceğim. Ondan sonra da şu örümceğimizi yapalım. Çıkartacağız arkadaşlar. Şuradaki aradaki örümceğimizi yapacağız. Hemen şimdi şey keseyim geliyorum. Evet. ipimi kestim. İp temizledim de yaktım arkasından da arkadaşlar. Şimdi şu aradaki küçük örümceğimizden yapacağız. Şimdi burada şu şekilde şimdi daha yakın gelmek isterim. Bakın şu arada şöyle alıyoruz. Böyle şöyle bir pırpırcığımızı tamamlamış olduk. Şimdi iki tane olduğu için hemen bitti ama arkadaşlar şöyle örümceğimizi uzatıp ilmeğimizi hemen çıkartıyoruz. Yani çok kolay küçük bir örümcek yapıp bu şekilde ben daha önceki kanalımda da var yani modellerimde de var. Bu şekilde nasıl yapıldı. Şimdi buradan hemen yine ipimizi sabitleyelim şöyle. Bu tepesine şöyle giriyoruz araya. Şu şekilde buraya <laughs> Zincirleri 4 tane zincir çekeceğiz. 4 tane zincir çekip batıyoruz. boşla Şu şekilde yine tekrar 2 3 4 zincir çekip hemen bu popacığımızın içine giriyoruz. 1 2 3 4 zincir Şu araya giriyoruz. 3 tane yapmış olduk. Hemen yan tarafa geçmek için bir tane zincir çekip diğer bu zincirimizin örümceğimizin diyeyim üzerine batıyoruz sık iğne olarak. Yine tekrar dört düzenli zincir çekiyoruz. boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 zincir. 1, 2 3 4 zincir. Şöyle bırakayım. Şöyle de biraz düzelteyim arkadaşlar. Pis yanınızda keseyim. Körelmiş de o yüzden uzak göstermeye çalıştım zaten. <laughs> Bakın bu şekilde modelimiz çıktı. Şimdi ben bunu güzelce nebine tekrar bir ütü basayım arkadaşlar, ipi de temizleyeyim. Bu şekilde geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. hoşça kalın Tekrar görüşmek üzere.